Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'yla tüm iletişimini kesti. Ve Ekrem İmamoğlu'na çok kızgın. Bunu yakın çevresine de anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı hem Mansur Yavaş'a hem Ekrem İmamoğlu'na. Ve bir haftadır Ankara'da Özgür Özel'le Meral Akşener'in e, buluşacağı söyleniyordu. Dün bir telefon görüşmesi yaptılar. Onu da TV100 muhabiri Betül Ara zaten çok ayrıntılı anlattı. Meral Hanım özgür özel'e betül Aras'ın aktarımıyla resmi davranıyor. Sayın Genel Başkan. Bu el yükseltme şey gibi şey olmaz değil. mı? Değil. Meral Akşener. Ha böyle başladı ben. Ben yine bu stüdyoda söylemiştim. O zaman da çok tartışma yaratmıştı. 26 Ağustos zaferine zaferi toplantılarına giderken demiştim ki çok sert konuşacak ve bir anlamda siyasi vasiyetini açıklayacak demiştim. Şimdi tabii sadece. Mehmet Hacet'ten özür diliyorum bir 30 saniye daha istiyorum Bir dakikayı doldurmak tamam. için Sadece Aytun Çıray istifa etmedi Sadece Durmuş Yılmaz istifa etmedi Başka kimler istifa etti işte Bahadır Erdem etmedi Ben vesaire. bir sayı mı hazır şey var. Ümit Özdağ, Yusuf Alaçoğlu istifa, Bir istifa daha gelecek de onu da söyleyeyim İsmail Ok, Aytun Çıray, Yavuz Ağaraylıoğlu Ethem Baykal Ahat Andican Taylan Yıldız, Aydın Adnan Sezgin Hasan Subaşı Durmuş Yılmaz, Maşallah. Bahadır Erdem, Tuğba Vural, Çokal, Nebi Hatipoğlu ve az önce Asla az önce Aslan'ın ve geçen evet. de Şimdi bakın. Benim edindiğim bilgiye göre İyi Parti'de İyi Parti'nin etkili isimlerinden özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkili isimlerinden Sayın Ensarioğlu da bir istifa aşamasında, o da bir karar aşamasında. Çünkü İyi Parti'nin bu şekliyle kimseye bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorlar ta bu iş aslında Ümit Özdağ'ın tasfiyesiyle peşinden Aytun Çıray'ın istifasıyla başladı. Aslında Aytun Çıray'ın istifasıyla birlikte parti bir tasfiye operasyonuna da girdi. O dönem kimse bunu çok fazla anlayamadı. Aytun Çıray'ın eleştirilerini de çok fazla bence algılayamadılar ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan bir çağrı yapayım. Öbür söz hakkımda kullanırım. Sayın Ekrem İmamoğlu da, Sayın Özgür Özel de artık Sayın Akşener'den bence herhangi bir destek ya da herhangi bir ittifak bir işbirliği beklemesinler çünkü ne yazık ki Meral Hanım artık başka bir dalga boyutunda Mehmet Hacet'ten sonra söz gelirse Geliyor. konuşurum. Teşekkürler ne, Sayın Hacet Neden Meral Akşener o dalga boyutunda diye soracağım Mehmet söz sende e, neler oluyor İyi Parti'de nasıl yorumlanıyor Ankara'da ya şimdi bir birincisi iki gün önce ben İyi Parti'nin kurucuları içinde de olan, e, halen milletvekili olan, çok deneyimli, partinin bütün hikayesini bilen bir isimle uzun uzun konuştum ve e, neler olup bittiğini epeyce anladığımı e, düşünüyorum. Ama öncelikle yani şimdiye kadar konuşulanlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir defa yani temennilerle analiz e, ayrımını da iyi yapmak gerekiyor. Yani ben şöyle olmasını temenni ediyorum, böyle olmasını temenni ediyorum. Zaten seçimde de muhalefet biraz da bu nedenle seçimleri kaybetti. Daha doğrusu seçimleri analiz yaparak kaybedeceğini göremediği için temennilerle avunmak durumunda kaldı. Şimdi şunu söyleyeyim, ya yani 2019'daki kurguda bir defa İyi Parti kaybeden tarafta yer aldı. Yani bütün İyi Parti oyları Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adaylarına seçtirmek için kullanıldı. O öyle bir işlevi oldu. Bunun bir sonucu olarak da Cumhuriyet Halk Partisi 30 büyük şehirden 11'ini kazanırken İyi Parti'ye bırakın 30 büyük şehri 81 ilde bile bir tane belediye düşmedi. Şimdi aşağı yukarı bir karşılaştırma olarak yani Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti birbirine yakın oylar aldıkları için son girdikleri seçimlerde 2019'da Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak Milliyetçi Hareket Partisi e, büyük şehirlerde ittifakla girdi. İllerde ayrı ayrı adaylarla girdi. Ama bunun sonucu olarak mesela bir tane büyük şehir Manisa'da 10 tane il ve 267 ilçe ve belde kazandı Milliyetçi Hareket Partisi. şimdi hani nal toplamak diye bir tabir vardır. bu tabir 2019'da İyi Parti'nin durumuna uyuyor. Dolayısıyla ben yani 81 ilde aday çıkarma e, kararının arkasında biraz bu 2019'daki ortaya çıkan tablonun olduğunu düşünüyorum İyi Parti'nin. E, çünkü yani CHP ile ittifak yaptığı zaman kaybeden tarafta yer alıyor. İkincisi e, yani Barış Meralak Şener tek başına e, hareket ediyor kısmen doğru. Ama şöyle bu konuda partinin 50 üyeli genel idare kurulunun bir karar aldığını unutmayalım. Genel idare kurulu 50 üyesi var. Partinin en üst kademesi. ve bu konudaki kararı 81 ilde aday çıkarma kararı genel idare kurulunda alındı. 50 iyi partilinin 47'sinin evet oyuyla alındı. Dolayısıyla itiraz tek başına etmiş. Meral Akşener böyle bir karar aldı ve bütün partiyi buna zorluyor demek. Biraz haksızlık olur kanaatimce. Şimdi e, şuna gelirsek yani bu istifalar niçin böyle oluyor? Evet biraz bir kısmı bununla ilişkili. Yani İyi Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararıyla e, ilişkili. E, ama bir kısmı da bireysel e, çıkışlar. Bu konu biraz gerekçe biraz bahane olarak kullanılıyor. Mesela Bahadır Erdem'in hikayesi aslında seçimden önce başlıyor. Yani İstanbul 2. bölgede İyi Parti'nin iki milletvekili çıkarabileceği önceden bilinirken Bahadır Erdem orada Sayın Erdem 3. sıraya konuyor. Bilinçli bir şekilde yani özellikle seçilmesin diye. Bu da Sayın Akşener'le aslında problemlerinin çok daha önceden başladığına işaret ediyor. Ve biraz önce yine Barış Şarkı'da şunu ismini zikretti. Salim Ensarioğlu orada bir, birinci sıraya Burak Kavuncu, ikinci sıraya Salih Ensarioğlu konuyor ve seçiliyor bu iki isim milletvekili şu an. Dolayısıyla biraz yani bu kopuşun arka planında siyasetin kendi doğasında da olan bu tür bireysel kırgınlıklar, küskünlükler var. Ha bunu demiyor da Bahardır Erdem işte bana böyle yaptınız, beni seçecek yerden milletvekili adayı yaptınız, yapmadınız demiyor da ne diyor? İşte ben 81 ilden aday çıkarma kararına itiraz ettiğim için bu böyle oluyor diyor. Bu şekilde kamufle ediyor ama gerçek durum bu bir defa bunun altını çizelim. Bir başka husus bu bence önemli anlamak açısından bu olup bitenleri ee, yani biraz Sayın Akşener'in A takımında önemli bir takım değişiklikler oldu. Ee, bu isimler işte Bahadır Erdem A takımındaydı yakın kurmay ekibindeydi. Ümit Dikbayır zaten ev halkı sayılır yani. Bu ifade de yine benim konuştuğum İyi Partili akrabalık kurucu ve yani. milletvekili olan isme ait. Akrabalık Efendim? ilişkileri olduğu için. Meral Hanım'la evet, akrabalık evet. ilişkileri olduğu için. Uğur, Uğur Poyrazcıl aynı şekilde partinin genel sekreteriydi. Şimdi bu A takımında yani birebir partinin stratejik kararlarına etki eden A takımında başka isimler boy gösterdi. Bu tabi Sayın Akşener'in kendi tercihidir ama arka planında partinin temel gidişatına, temel kararlarına etki edemedikleri için bu isimlerin Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem gibi biraz da bunun getirdiği bir sonuç bu. Ve orada işte Buğra Kavuncu, parti sözcüsü Kürşat Zorlu gibi genç e, isimler şu anda Sayın Akşener'le birlikte İyi Parti'yi yönetiyorlar. Kürşat Zorlu'nun da e, bu konuda bu 81 yıl İl meselesiyle ilgili yaptığı son açıklamayı ben de hatırlatayım. Diyor ki Genel idare Kurulu'nun aldığı karar nettir bu konuda. İyi Parti 81 yılda aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de bazı liderimizde adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz şeklinde Dolayısıyla bu karar şu anda e, korunuyor. Yani bu kararda herhangi bir sapma, bir istisna tanınacağına dair herhangi bir işaret yok. Ne Sayın Akşener'in yaklaşımında ne Kürşat Zorlu'nun yaklaşımında. Ama bu böyle e, gider mi, nihayete varır mı? Ben bundan emin değilim bu konuda dürüstçe ben de fikrimi söyleyeyim. Çünkü e, geçmişteki bir takım manevralar ve U dönüşleri Sayın Akşener'in, ve İyi Parti'nin e, burada da bir e, U dönüşü bir manevra yaparak bu kararı değiştirebileceğini e, bu fikri en azından canlı tutuyor. Yani 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedince, partisinden daha az oy alınca Sayın Akşener kongreyi e, partiye götür partiyi kongreye götürdü ve aday olmayacağını açıkladı. E, ama sonra işte ilk böyle kritik e, manevrayı o zaman yaptı. Geldi tekrar aday oldu. E, sonra işte yani 2 Mart'ta masada hani alın bu masayı başınıza çalın dercesine o kadar ağır bir konuşma yaptıktan sonra herhalde yani 100 kişiye çıkıp o günlerde sorsanız bir kişi bile Meral Hanım'ın geri döneceğini düşünmemiştir o günlerde. Döndü o da bir yani bir U dönüşüydü bir e, sert bir manevraydı. Dolayısıyla bu örnekler İYİ Parti açısından bir tutarlılık problemini beraberinde getiriyor tabii ki. Bir güven problemi. Yani evet. İYİ Parti işte bir taraftan yüzde onda tutunmuş bir parti bu bir başarı hikayesidir denebilir. Ama bir tarafıyla da biraz önce Hasan Hoca'nın işaret ettiği bir işte merkez parti olma yüzde 25'lere yirmi 25 hatta CHP'yi geçip ikinci ana muhalefet partisi olma hedefi vardı İYİ Parti'nin bunu da konuştuğumuzda açıkça söylüyorlardı zaten. Bu tutarsızlıklar ve bu tutarsızlıkların ürettiği güven İyi Parti'nin bir atak yapmasına engelliyor. Yani o masadan Beral bunu kendisi söyledi. Masadan kalktığımız için değil masaya geri döndüğümüz için oy kaybettik dedi. Bu açıklamasının altını çizelim. Eğer masadan kalktıktan sonra geri dönmemiş olsaydı İyi Parti'nin 2023 Mayıs seçimlerindeki oyu Muhtemelen aldığı, şimdi aldığı oydan daha yüksek olacaktı. Ama Barış da, arkadaşın e, aktardığı bir, bir, iddia var az önce Mehmet Ağaç. 60 Hacin, bin kişi istifa etti o gün üze, Sayın Hacin. Bir saniye. Üzerine çok konuşulması gerekiyordu. ait Ay, gerekiyor. Aytun Çıray'dan alıntı yaparak evet, söylüyor. Evet televizyonda söyledi Aytun Devletime Çıray. hizmet ettim. Şöyle Damaskan söylüyor. Kalkar. Ben devlete Seni karşı son görevini merak yaptım. Ediyorum. Ben bir devlete karşı Aytun evet. Çıray'ın Aytun Çıray anlattığı. Ben şöyle Flash TV'de anlattığı. E, ne dedi tam bir daha. Söz şu. Meral Hanım masadan kalkıyor. Gizli olmayan herkesin olduğu bir toplantıda ben devlete karşı son görevimi yaptım diyor. Aytun Çıray bunu 10 gün önce Flash TV'de söyledi. Ben bugün o videoya baktım. Aytun Çıray'ın paylaştığı o video 552 bin kişi tarafından izlenmiş. Bu 552 bin kişiden biri mutlaka Meral Akşener'dir. Biri de mutlaka diğer genel başkan yardımcılarıdır. 10 gün geçti henüz bir yalanlama yok.